Sevgili arkadaşım, hoş geldin. Bugün şöhretler karmasının 17. denemesini çözüyoruz. Hey maşallah diyorum ve başlıyorum. İlk soru İbn ile ilgili bir soru. İbn Rüşt önemli. Geçen yıl bu adamdan soru geldi hocam. Diyor ki: "İbn Rüşt'ün görüşü İslam felsefesinde aşağıdaki yaklaşımlardan hangisini ortaya koymaktadır?" Bakalım. İbn Rüşt'e göre felsefe ile din aynı yolun yolcusudur. Aynı hedefe giden yolda yürüyen bu disiplinler sadece farklı araçlar ve farklı söylemleri kullanırlar. Aynı hakikat felsefede, bilimsel tarzda, dinde ise hitabet yoluyla ifade edilir. Onlar yalnızca aynı hakikati farklı şekillerde dile getiren disiplinler ve söylemlerdir. Yani söylemeye çalıştığı şey kendi tabiriyle felsefe ve din, felsefe ve vahiy, kardeştir süt kardeştir aynı yolun yolcusudur her ne kadar farklı araçları olsa da farklı yolları olsa da çıkacakları yer aynı hakikattir her ikisi de hakikati gerçeği aramaya çalışmaktadır. Dolayısıyla her ikisini birbirine karşıt göstermek yerine onları uzlaştırmak gerekir. Onları bir arada tutmak, bağlaştırmak gerekir. Şimdi bakalım aklı bilginin dini bilgiden üstün olduğunu söylüyor mu? Hayır. Her ikisi de aynı yolun yolcusudur. Karşıt olarak, üstün olarak görmemek gerekir. Peki inanca ait bilginin aklı bilgiden üstün olduğunu söyler miyiz? Hayır. A'ya hayır diyorsak B'ye de hayır diyeceğiz. Peki akıl ile inancın bağdaştırılmaya çalışmasını, uzlaştırılmaya çalıştığını görüyor muyuz? Görüyoruz. Cevabımız C şıkkıdır. 12. sorumuza bakalım. 12. sorunun Bergson'la ilgili olduğunu görüyoruz. Bergson'u gördün, aklına ne geliyor? Sezgi geliyor, süre geliyor sevgili arkadaşım. Şimdi bakalım. Bu parçada savunulan düşünce aşağıdakilerden hangisidir diyor? Bergson gerçekliğin temel doğasının bilimin varsaydığı gibi madde olmadığını göstermeye çalışır. Ona göre insanlar genellikle mekanla düşünmeye alıştıklarından neler? Maddeci eğilimdeler. Oysa zamanda mekan kadar temeldir. Hatta yaşamın belki de tüm gerçekliğin özü zamanın kendisidir. Anlaşılması gereken şey zamanın bir birikim, bir süre olduğudur. Bilimsel bilgi önemli olsa da nesnelerle doğrudan araçsız temas kuramaz diyor. Bak neymiş? Bilimsel bilgi önemlidir. Adam inkar etmiyor ama nesnelerle doğrudan temassız aracısız olarak bir e, birliktelik bir bilme eylemi gerçekleştiremez. Yani onun kastettiği şey şu. Akıl dediğimiz şey durağan zamanı bilebilir. Durgun haldeki nesneleri bilebilir. Bilim ancak durağan nesneleri analiz edebilir. Ama süre akışkandır. Zaman akışkandır. Bunu işte bilim yapamaz, akıl yapamaz. Ne yapabilir? Sezgi yapabilir. Peki bu nedenle gerçekliğin bilgisini veremez dedik. Gerçekliği bize verecek olan şey nedir? Sezgidir. Şimdi şıklarımıza bakalım tek gerçeklik vardır. O da maddedir. Hayır adam maddeciliğe karşıdır hocam. Hakikatin bilgisini akılla ulaşılamaz mı? Evet hakikatin bilgisine sadece akılla ulaşılamaz diyor. Neyle ulaşılır? Sezgiyle. Burada vurguladığı, savunduğu düşünce sadece bu değil ama bir kalsın. Gerçekliğin farklı yönleri var mıdır? yani gerçekliği bir sezgiyle bilebiliriz ele gitsin. Peki hakikati bilgisi doğrudan bir kavrayışla elde edilir mi edilir? Peki bu doğrudan kavrayış nedir? İşte bu sezgidir. O halde B şıkkında eliyoruz. Cevap D şıkkıdır hocam. 13. sorumuza geldik. Hegel ile ilgili bir soru. Hegel'in varlık anlayışını ve bilgi anlayışını bize soruyor. Varlık anlayışı olarak Hegel idealisttir. Bilgi anlayışı olarak rasyonisttir. Cevap E şıkkıdır. E hocam esini de söyleyelim. İdealisttir neden? Çünkü varlığın temelinde düşünceyi görmektedir. Rasyonalisttir neden? Çünkü o bilginin kaynağında aklı görmektedir. O yüzden cevap E şıkkıdır hocam. Geldik 14. soruya. 14. sorudayız. 14. sorumuzda hayali bir panel var. Kurgusal bir tartışma var. Söz konusu filozofların aşağıdaki ifadelerden hangisiyle söze devam etmeleri temel bağlam açısından mümkün değildir bakalım. Töz kavramının tartışmaya açıldığı hayali bir panelde konuşmacı olarak katılan filozoflar insanlarda büyük heyecan yaratacaktır. Hele bu filozofların Descartes, Locke ve Berkeley ile David Hume olduğunu düşünürsek iyi bir heyecan yaratacaktır. Bakalım ne söylemişler. Descartes demiş ki sonsuz töz ile sonlu tözler metafizik olarak bilinebilir. Sonsuz tözden kalsı kimdir? Tanrının kendisidir hocam. Bakalım şimdi Descartes'a mükemmel kavramının zihnimde bulunması Tanrının var olmadığının kanıtıdır. E kardeşim sonsuz söz derken Tanrı kastediyorsun. İki kartın Tanrı kanıtlamasının temelinde mükemmellik kavramı var. Mükemmellik kavramından yola çıkarak Tanrı kanıtlıyordu. Bu sözü söylemesi ihtimal dışıdır. Dolayısıyla direkt cevap D şıkkıdır. Peki diğerlerine bakalım. Mesela Canlak ne demiş? Tözler vardır ama bilinemezler. Bu yüzden metafizik imkansızdır. O halde Tanrı da bilinemez. Bakıyoruz canlaka tanrı tasavvufu doğrusu tasavvuru bilemez bilinemez aynen öyle hocam. Peki burası da tamam. Berkeley'e bakıyorum. Sadece tinsel tözler vardır. İnsan sadece zihin içeriklerini bilebilir. Var olmak algılanmış olmaktır diyor Berkeley. Bakalım iki türlü Berkeley var. C şıkkına bakıyorum. Varlığın var olmaya devam etmesinin nedeni Tanrı'nın kesintisiz algısıdır. Peki bu algı nerede? Düşüncede. Bu tamamdır. Peki sonlu ruhlardaki tasarımları düzenli bir şekilde meydana getiren Tanrı'dır. Yani Berkeley Tanrı'nın varlığını kabul ediyordu. Devamında da Tanrı'nın varlığını kabul ettiğine göre her iki şıkada ulaşabiliriz. David Hume'a geldiğimizde o töz diye bir şey yok. Töz diye dediğimiz şeyler alışkanlıklardan ibarettir diyor. Dolayısıyla A şıkkında da Tanrı dediğimiz tözsel değildir. Bir tasarımdır, bir alışkanlık sonucudur demesini bekliyoruz ki demiş hocam o halde cevap kanıtlarıyla D şıkkıdır. 15. sorudayız. Nereye gidiyoruz? Takiyettin Mengüçoğlu'na bakacağız ve bu bilgilerden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisinin olduğunun eleştirdiği bir tutum olduğu söylenebilir diyor. Bakıyoruz. Mengüç Mengüçoğlu 20. yüzyılda ülkemizde üretilen felsefenin en önemli temsilcilerinden biridir. Kültür antropolojisi alanında çalışan Mengüçoğlu, insanda bütün insanlara has olan varlık ve eylem öğeleri üzerinde çalışır. Bilgi, yapıp etme, değer duygusu, inanma, özgürlük, tarihsellik, mitos, sanat, dil ve benzeri bu çeşit varlık ve eylem öğelerdir ve bunlar bütün insanlara hastır. Bunlardan sadece birini özsel olduğunu söylemek, insanı basit ve tek boyutlu bir varlık olarak görme yanlışlığına bizi götürür. Yani insanı var eden şey sanattır, dildir, özgürlüktür, inanmadır, iyi bilgidir, değer yargısıdır. Sadece bir etkenle insanı açıklayamazsın. Bir etkenle açıkladığında nereye gidersin? İndirgemeci yaklaşıma gidersin. Eleştirdiği yerde burasıdır. Cevabımız D şıkkıdır diyelim. Bir sonraki denemede görüşelim. Hoşçakalın. <laughs>